Sabahlar yeni yarım haftaya ekonomiden ön plana çıkan notlarla başlıyoruz ve Mehmet Gerzat'a Portföy Yönetimi Genel Müdürünü ağırlayarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında çok haber başlığı yok ama hafta sonundan kalan bazı başlıklar var. Mesela hani cuma akşamı Fitch notu değiştirmedi. Elbette bunun detayı var ki Mehmet Gerzat'ın da herhalde bununla ilgili çıkarımları olacak. Fransa'nın notu düşürüldü. Daha bazı başlıklar var. Yarın PPK olacak. Hemen hemen hepsini konuşacağız. Yunanistan'da yeni gündeme gelir mi bu arada? Yani Tsipras kazandı. Hatta oy oranını da arttırdı. Bir daha hani böyle negatif anlamda gündeme gelecek gibi durmuyor galiba Yunanistan başlığı, değil mi? Bence de. Hatta Avrupa'nın genelinde bir toparlanma var. Bu Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir gelişme. Ben devam etmesini bekliyorum. Yani Yunanistan'ın da artık politik krizden çıkıyor olması bunun en son bir göstergesi. Aslında şu olay da var. Mesela bakıyorsunuz Fransa'nın notu düşüyor. Ama Portekiz'in notu artıyor. Başka bir ülkenin notu değişmiyor. Yani eskiden topyekun Avrupa'da hepsi birlikte hurra notu düşerdi. Dünya da öyleydi. Şimdi bakıyorsunuz birinin artıyor, birinin düşüyor. Artık öyle net net biraz daha dengelenip herkesin kendi yağ ile kavrulduğu bir dönemdeyiz herhalde. Yani topyekun öyle trendler yok galiba ülkelerde veya global ekonomide. Yani toplam Avrupa krizi gibi bir şey yok. Avrupa'da alınan önlemler, Merkez Bankası'nın para basıyor olması artık işe yaramaya başladı. Mesela İspanya'nın toparlandığını görüyoruz. Almanya iyi gidiyor. Bir tek Fransa problemli. İngiltere iyi gidiyor. Şimdi Yunanistan'da yani çevre ülkeleri de toparlanmaya başlıyor. Dolayısıyla bu Türkiye açısından olumlu bir haber. Yani bunu Türkiye'ye yoracak olursak Avrupa'nın toparlanıyor olması bizim en büyük ihracat pazarımız. Artı bizim diğer ihracat pazarlarının zorlandığı bir dönemdeyiz. Orta Doğu olsun, Irak, Suriye, bu pazarlar çok büyük sekteye uğradı son 3-4 senedir. Avrupa'nın toparlanmasına bizim Avrupa kadar ihtiyacımız var. Doğru. Peki, Fitch diyor ki Türkiye'nin notunu değiştirmedim. Değiştirmemek için de ana gerekçe olarak mali disiplin uygulanıyor. Seçim öncesinde de herhangi bir bozulma yok mali disiplinde. Bir kere bizim mali disiplini uyguluyor olmamız ve ardından cuma günü işte listeler açıklandığında geçen hafta gene Mehmet Şimşek'in Ali Babacan'ın da listede yer alıyor olması. Eğer hani iktidar da AK Parti olur ve onlar da ekonomi kurmayları olursa pazarlıklar sonucunda. Bu bizim notumuzu güvence altına mı alıyor artık? Yani mali disiplin uygulandığı sürece Türkiye'nin notu düşmez. Düz mantık, doğru mantık mıdır? Şimdi Türkiye'nin yüksek bir cari açığı var, dış borcu var. Zaten bu yüzden dolar kuru bu kadar yükseliyor. Bunu dengeleyen bir bütçe performansına çok ihtiyacı var. Yani bütçe performansı bozulsa notumuz iner. Ama bütçe performansının kalıyor olması garanti etmez. Diğer taraftan cari açık. Yani buna biz aslında çifte denge diye bakmak lazım. Türkiye'nin çifte denge dediğimiz bütçe dengesi bir tarafta, cari denge dediğimiz dış denge diğer tarafta. Şimdi benzer ülkelerle kıyaslayan bir çalışma yaptık biz Ata Portföy olarak. Hı hı. Bütçe olarak Türkiye benzer ülkeler arasında en iyi konumda. Bütçe açığı milli gelir oranı %1.6. Cari açık olarak baktığımızda kötüler arasında. Yani bizden kötü birkaç ülke daha var. İşte ama en kötülerde. Güney Afrika var. Kolombiya var. Ve biz de en aşağılardayız cari açık olarak. Hiç de iyi durumda değiliz ama bütçe olarak o kadar iyi durumdayız ki bu ikisini dengelediği zaman bütçe performansı cari açık riskini dengeliyor şimdilik. Şimdi Fitch'in açıklamasında bence bir detay daha var. Mali disiplin seçim sürecinde de sürdü diyor. Onun dışında Türkiye'de değişik politik kesimlerin mali disipline olan inancını ortaya koymuş. Yani Türkiye'de gerek AK Parti gerek muhalefet partileriyle de görüşmüş zannediyorum veya Merkez Bankası olsun, BDDK olsun pek çok kurumla konuşmuş, özel sektörle de konuşmuş. Türkiye'de mali disipline geniş konsensüsle bir inanç olduğunu söylüyor. Yani bu benim dikkatimi çekti. Kim olursa olsun mali disiplin uygulanır diye mi bakıyor Fitch? Ya şöyle bakıyor bence, bir iktidar değişimi de olsa veya bir koalisyon da gelse Türkiye'de mali disiplin devam edecek. Abi, dolayısıyla senin. Bunu Türkiye'nin en önemli çıpası olarak yorumluyor. Gerçekten de bizim kredi notumuzun en önemli çapası bütçe performansıdır. Buradan taviz verilirse notumuz hızla düşebilir.
Nitekim Cuma günü bahsettiğin gibi AK Parti adayları arasında Ali Babacan'ın ismi görüldüğü anda, ki Mehmet Şimşek'in ismi de az çok onun olacağını düşünüyorduk da Babacan olmayacak diye görüyorduk. Onun ismi açıklandığı zaman piyasalarda hızlı bir toparlanma gördük. Yani o ismin finans yatırımcıları açısından çok önemli bir anlamı var. O da şudur: bütçe disiplini, güven politikaları devam edecek veya en azından AK Parti bu politikaları büyüme politikalarına tercih ediyor. Büyüme derken büyüme kötüdür demek istemiyorum ama ne pahasına olursa olsun büyüme gibi bir yaklaşım var. Bu da Türkiye'nin bütçe performansının zayıflamasına neden olabilirdi. Ama Babacan ve Şimşek isminin orada olması bu riskin en azından minimize edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla mali disiplinin devam edeceğine dair politik taraftan da bir işaret almış olduk. Aslında yani işin kötü tarafı, hani güzel notumuz veya görünümümüz düşmedi diye seviniyoruz. Elbette sevineceğiz. Belki şu ortamda, mevcut durumda böyle bir haber geliyor olması sevindiriyor ama yani biz daha çok amacımız hani notumuzu arttırmak. Daha sadece yatırım yapılabilirin en altındayız. Yani bunun işte 2B'si, 3B artısı, sonra işte gidecek A'lara kadar gitmesi gerekiyor. O zaman Türkiye cari açık sorununu da halledersek, en büyük sorunlardan bir tanesi, mali disiplini koruyarak ve büyümeye de devam ederek, biz daha sonra not arttırımını herhalde konuşuyor olmamız gerekecek ileride. Yani Türkiye'nin notunun artacağını biz düşünüyorduk son 3-4 seneki performansını göz önüne aldığımızda, ama dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler tam tersi bir konjonktür oluşturdu. Şu anda olan notu tutmaya çalışmak, tutabilmek bile bir başarı olarak gözüküyor. Şimdi Fitch'ten böyle bir karar çıktı. Notunuz şimdilik devam diyor. Ama daha da önemlisi Moody's. O da Aralık'ta. Aralık'ta açıklaması bekleniyor. Şimdi Fitch'inki çok kritik değildi. Çünkü görünüm durağındaydı. Yani negatif değildi. Moody's'de ise görünüm de durağan. Yani sınırda bulunuyor notumuz. Düşürdüğü anda yatırım yapılabilir seviyenin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ama düşürmesi için gerekçe var mı? Daha doğrusu Kasım seçimi de hani o zaman bitmiş olacak zaten. Hani bir hükümette olduğunu düşünürsek o günlerde, düşmesi için çok bir gerekçe olmayacak herhalde. Ya biraz önce söylediğim çalışmada biz şunu gördük. Bu kuantitatif bir çalışma. Sayılara bakıldığı zaman Türkiye'nin notunu düşmesine neden olacak bir durum yok aslında. Ama politik belirsizlik daha da kötüye giderse, bu da ne demektir? 1 Kasım seçimlerinden sonra yine hükümet kurulamadığı gibi bir senaryo düşünmek dahi istemiyorum ama öyle bir durumda notun düşmesi riskini göz önüne almış oluyoruz. Ama bundan dolayıdır ki, bence bunu siyasiler de biliyorlar, zaten 7 Haziran'da bir seçim oldu, koalisyon tablosu çıktı ama yeniden seçime gidildi. Bu sefer de koalisyon tablosu çıkarsa buna razı olmamak, notun düşeceğine ve bunun getireceği ekonomik acıları davet etmek anlamına geliyor. Bundan dolayıdır ki daha sorumlu davranacaklarını ve koalisyon tablosu çıksa da bir koalisyon hükümetinin ben kurulacağını düşünüyorum. Peki bu arada hani gün başladı, Avrupa'ya paralel hafif gerilemeler var, %0,5 borsada. Dolar 3,0112, Euro 3,4031. Aslında açıklamalarla Cuma günü gelen işte hem listeler hem Fitch. Fitch o saatte zaten belli değildi ama daha öncesinde evet, oldu ama 2,98'lere kadar bir gerileme yaşadı. Hiç durmadı. Yani gene 3'ün bir iki saat içinde de gene 3 ve şimdi 3,01'in üstüne gitti. Hala mı yani aşağıya gidiş için bir, ya tamam çok gözüken belki bir gerekçe yok ama en azından hala düştüğü yerde alıcı bekliyor mu kurlarda? Ya şimdi finansal piyasalarda tabii insanlar korkuyla hareket ediyorlar. Dolar kuru Türkiye için çok önemli çünkü dış borcu yüksek bir ülkeyiz ama bazen korku realitenin de önüne geçiyor. Biz bunu yatırımcı kesimimizden de takip ediyoruz. Dolar kuru 2.80'i kırdıktan sonra psikoloji ciddi şekilde bozulmaya başladı. 2.80, 2.90, 3 derken her 10 kuruşta psikolojinin iyice bozulduğunu ve bu sefer ileride dolar borcu olanlar temkinli olmak adına
şimdi dolar almaya başladıklarını gördük. Yani öyle bir psikoloji oluştu ki ben şu dolarımı alayım da ne olursa olsun gibi bir psikoloji oluştu. Bundan dolayı Merkez Bankası'nın açıkladığı bir rakamlar var. Önümüzdeki 12 ayda ki döviz ödemelerine bakıldığı zaman Türkiye bankalar dışı yani şirketler gereğinden 7 milyar dolar daha fazla dolar veya döviz pozisyonu almış durumdalar. Ya o zaman risk yok yani. Gereğinden fazla önümüzdeki 12 ay için Türkiye'de döviz ödemesi olan şirketler gereğinden fazla döviz almış gözüküyorlar. O korku aldırdı yani. Evet yani bu daha da gider. Ben şimdi neme lazım ben şimdiden alayım korkusuyla gereğinden fazla ki bu normaldir aslında yatırım insan doğasıdır Gökay. İnsan risk aversion denir buna yani insan riske karşı kendisini koruma güdüsüyle hareket eder. Bunu gerek kişilerin şahsi yatırımlarında gerek şirket kararlarında görüyoruz ve son derece normaldir. Ama ne zaman ki dolar kuru evet buralar normal daha fazla yükselmez diye bir güven oluşursa o zaman aşağı doğru geldiğini görebiliriz. O da seviyeyle oluşmuyor yani herhalde yani 3 çok pahalı geliyor yani hani dolarla alınabilecek her şey şimdi inanılmaz pahalı gözüküyor ama seviyeyle oluşmuyor. Psikoloji güçlü olsa sizin söylediğiniz aşırı fazla alım satmak için bir gerekçe olması lazım şu ortamda. Ama fırsat vermiyor galiba. Yani ufak bir herhalde bir şeyde iyileşme. Bilmiyorum ne olabilir o? Şimdi önümüzde hızlı bir geri çekilmeyi getirebilir mi kurlarda? Şimdi Fed var. Fed korkusu hakimdi. Yine 1 Kasım seçimi bir beklenti. Hı. O zamana kadar insanlar gardlarını almış bekleyecekler. Ama 1 Kasım'dan sonra bir hükümet kurulduğu anda Fed korkusu da bence yavaş yavaş atlatılıyor. Ki Fed faiz artışı gelecek Ekim'de veya Aralık'ta. Bir 25 bas puanı artış gelecek ama 0.25 çok ufak bir faiz artışıdır. Ki Fed ondan sonra da çok küçük adımlarla ve çok uzun süreye yayarak hareket ettiğini açıklayacak muhtemelen. Dolayısıyla bütün bu korkular ayyuka çıkmış durumda. Şu anki ben piyasalardaki seviyeleri temel verilerden ziyade daha çok psikolojiyle açıklıyorum. Evet yani 1 Kasım'dan sonra hükümet kurulduğu anda dolarda ilk gerilemeyi görebiliriz. Temel verilere baktığımızda örneğin reel efektif kur endeksi diye bir endeks var. 2003'ten başlayarak Merkez Bankası açıklıyor. Şimdi bu ortalama değeri 100-110 olan bir endeks. TL'nin reel değerini gösteriyor. Enflasyondan ayrıştırılmış. Hatta 120'ye kadar çıkmıştı. Şimdi 90'a kadar indiğini gördük. Yani Türk lirası reel olarak ortalama değerine göre %10-20 arasında ucuz bir seviyede. Dolayısıyla hükümet kurulduğu zaman, Fed korkusu atlatıldığı zaman döviz kurlarının %10 düştüğünü ve oralarda dengelendiğini görebiliriz diye düşünüyorum. %10 demek 2.70 demek zaten şu an için dolar değerli olarak kabul ediyorsak yani olması gereken seviye. Peki hani 1 Kasım'a kadar piyasa önceden hep böyle bir beklenti alır senaryoyu oynar ya. 1 Kasım'a kadarki sürede piyasalarda bir iyimser senaryo yazılır da onu oynanabilir mi? Yani tersi de tabii ki mümkün. Şimdi piyasalar Ağustos'ta çok ciddi satış yedi. Sadece Türkiye değil bütün gelişmekte olan ülkeler bütün tarihindeki en büyük para çıkışını yaşadı. Gelişmekte olan ülke fonları. Dolayısıyla aşırı bir satım var. En ufak bir olumlu işarette yatırımcılar almak için kenarda bekliyorlar. Çünkü aşırı satmış durumdalar. Hı hı. Profesyonel fon yöneticileri sonuçta bir benchmarkla kıyaslanıyorlar. Eğer borsa çıkıyor da sen hissede değilsen geride kalırsın yarışta. Dolayısıyla böyle de bir dinamiği var yani işin. Kendi kendine tetikleyebilir bir yükseliş. Evet yani burada bir iyimserlik mesela 1 Kasım'da çıkacak sonuçtan sonra hükümet kurulacağına dair inanç artarsa koalisyon mu çıkmış, tek parti mi çıkmış o önemini kaybeder. Evet Türkiye'de bir hükümet olacak, hükümet belirsizliği bitecek dendiği anda bence Türkiye toparlanmaya müsait bir piyasa. Çünkü Brezilya ile birlikte Türkiye en fazla satışı yemiş ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir pozitif işarette dahi ben seçim öncesinde bile short covering dediğimiz yani gereğinden fazla satış yapılmış borsada ve bonoda dövizde gereğinden fazla alım yapılmış
bu aşırı pozisyonların bir miktar terse dönebileceğini ben düşünüyorum. Yarın hani bir tatil gibi olacak belki bu hafta piyasalar açısından, ama yarın bir de Merkez Bankası var, toplantısı olacak. Merkez Bankası'na yer yer çok fazla eleştiri geliyor. Aa, faizleri FED'den önce yükselsin diye. FED bir şey yapmadı. Bilmiyorum, Merkez Bankası yapmamakla haklı mı çıktı, ama yapmamış olması gelecekte yine yapmayacağı veya yapmaması gerektiği anlamını da taşıyor mu? Şimdi Merkez Bankası'nın konumu zor. Yani bir miktar sıkılaştırma yapması lazım. Yani faizleri bir miktar yükseltmesi lazım. Fakat diğer taraftan büyüme iyi gitmiyor. Yani iki arada bir derede sıkışmış durumda. Dolayısıyla hassas bir dengede işi götürmeye çalışıyor. Bir de önümüzde tabii seçim var. Politik bir realite de var. Dolayısıyla bu hassas dengede işi götürürken aslında bir açıklama yaptı. O da şudur: para politikamı basitleştireceğim, bu adımları atacağım dedi önümüzdeki dönemde. Bunu yaparken bir miktar faiz artırmasını biz bekliyoruz. Yarın yapmayabilir. Yarın zaten sabit tutması bekleniyor. Dediğin gibi Fed'de bir şey yapmadığı için biraz hafif ona endeksledi yapacağı, atacağı adımları. Ama basitleştirme adımlarını atarken parayı bir miktar sıkmasını ben bekliyorum. Çünkü dolar kurunun artık 3'ün de üstüne atması, özellikle 3.05'leri kırdığı zaman ülkede yatırım psikolojisi, tüketim psikolojisi, her şey bozuluyor. Var mı öyle beklentiniz? Ben sıkılaştırma yaparak dövize bir miktar müdahil olacağını bekliyorum. Yani TL'yi sıkarak... Öncesinde yapar mı yani bir şey? Yani atacağı adımları bilemiyorum. Basitleştirme adımları altında ne yapacağını, ama önümüzdeki toplantılarda yavaş yavaş bir miktar parayı sıkarak dövizin daha fazla yükselmemesi yönünde bir politika tercihi yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Peki, çok kısa süre, ama yani yarın Merkez Bankası açıklamalarda bir şey değinmedi diye yine kurda hareket olur mu? Çünkü geçen sefer olmuş. Hiçbir şey yapması olabilir. Olabilir, ama Fitch'in açıklamasında da vardı mesela. Dikkatli okuyanlar görmüştür. Hı-hı. Fitch aynen biraz önce söylediğimi söylüyor. Merkezin parayı sıkmasını ve bir süre sonra da faiz artırmasını beklediğini ifade ediyor. Dolayısıyla aslında olacak olan bu. Ama önümüzde seçim olduğu için, şu anda büyüme çok yavaşladığı için, çünkü bir de terörizm etkisi var. Onun etkisiyle de büyüme iyice yavaşladığı için şu anda hemen faizleri arttırıp bir darbede merkez vurmak istemiyor belki, ama 1 Kasım seçimlerinden sonra ortam biraz daha rahatladığında ben faiz arttırarak döviz kurunun olması gereken yere doğru inmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Mehmet Gers Ata Portföy Genel Müdürü, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler ve yorumlar için. Borsada %0,6'lık kayıp var. Dolarda 3.0076'dan işlem görüyor.